Merhaba sevgili gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. Sosyal bilgiler, ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla yeni bir yazılı formuyla karşınızdayız. En son hazırlanan en yeni yazılı sorularının çözümü bunlar arkadaşlar. Lütfen dikkatli izleyin. Çünkü bu yazılı soruları ikinci dönemin ikinci sınavında da karşınıza çıkacak yazılı sorularıdır. Evet, önce doğru yanlış sorularımız var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir ürün satın alırken önce reklamlarına bakmalıyız. Önce reklama mı bakarız arkadaşlar? Kalitesine, fiyatına, standartlarına mı bakarız? Tabii ki reklam bakacağımız en son şey arkadaşlar. O halde biz buna yanlış diyoruz. İnsanlar beşeri unsurları oluştururken doğal dengeyi bozabilirler. Evet, mesela baraj yaparken doğal dengeyi, yol yaparken, köprü yaparken doğal dengeyi gerçekten çok bozuyoruz arkadaşlar. Doğru. Oyuncak almak temel bir ihtiyaç mıdır yoksa bir istek midir arkadaşlar? Tabii ki oyuncak almak bir ihtiyaç değil, bir istektir. O halde biz buna temel bir ihtiyaçtır demiş, yanlış diyeceğiz. 4. İsteklerimiz temel ihtiyaçlarımızdan önce mi gelir, sonra mı gelir? Burada önce gelir demiş. İstekler sonra gelir arkadaşlar. Önce gelmez. Önce temel ihtiyaçlar gelir. Yanlış, doğayı korumak için kullanılmış piller geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Evet. Her ne olursa olsun geri dönüşüme atabiliriz arkadaşlar. Sadece neler geri dönüşüme atılmayabilir? Yemek atıkları gibi şeyler atılmayabilir. O halde biz buna doğru diyoruz. Geri dönüşüme atılmalıdır. Beslenme tüm canlıların temel ihtiyacıdır. Evet. Bütün canlılar beslenir. Bitkiler de canlıdır. Bitkiler de çünkü beslenmezse ölür, solar değil mi arkadaşlar? Doğru. 7. Ateşin keşfedilmesiyle insanlar ilk ışık kaynağına da kavuştular. Hayır, ateşin keşfedilmesiyle insanlar ilk ışık kaynağına kavuşmadılar. İlk ışık kaynağı nedir insanların arkadaşlar? Güneştir. İlk ışık kaynağı ateş değil, güneştir arkadaşlar. Yani biz buna yanlış diyoruz. 8. Heyelan genellikle yağışlı mevsimlerde görülür. Evet, bu doğru arkadaşlar. Heyelan genellikle eğimi fazla ve yağışlardan sonra görülür. Tasarruf sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaçlarımıza uygun şekilde harcamaktır diyor. Buna denge denir, bütçe dengesi denir. Tasarruf sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaçlarımıza uygun şekilde harcamak değildir arkadaşlar. Tasarruf gelirimizin giderimizden fazla olduğunda o geliri biriktirmeye tasarruf denir. O halde biz buna yanlış diyoruz. 10. Cırt cırt bantları pıtırak denilen dikeninden esinlenerek icat edilmiştir. Evet, İsviçreli bir bilim insanı tarafından icat edilmiştir. Pıtırak dikeninden esinlenerek. Doğru sevgili gençler. Evet, doğru yanlış sorularımız bitti. Sırada o boşluk doldurma sorularımız varmış. Hemen 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 alalım klavyemizi. İlk sorumuz sevgili gençler. Bizden ne istiyor? Şurayı da biraz daraltırsak. Çok geniş olmuş. Evet. İlk sorumuz bizden ne istiyor sevgili gençler? Sinema, gezi, tiyatro, oyun gibi etkinlikler nokta nokta ihtiyaçlarımızdandır. Temel ihtiyaçlarımızdandır. Yoksa sosyal ihtiyaçlarımızdır arkadaşlar. Bunlar... Özür diliyorum, yazmadı kalemimiz. Şöyle. Sosyal ihtiyaçlarımızdır. Evet, birinci sorumuzun cevabıydı. İkinci sorumuzun cevabı. Bir aileye ait gelir ve giderleri gösteren tabloya ne denir sevgili gençler? Üretim mi, tüketim mi yoksa bütçe mi deniyordu? Bütçe denir değil mi sevgili arkadaşlar? Doğru cevap bütçe olacak. Üçüncü sorumuz. İnsanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmetlerin meydana getirilmesine nokta nokta denir. Bakın, meydana getirilmesine, mal ve ihtiyaçların meydana getirilmesine biz ne diyoruz? Üretim mi, tüketim mi, dağıtım mı deriz arkadaşlar? Cevabınızı bekliyorum lütfen. Üretim denir değil mi? Evet, üretim doğru cevabımız olacak. 4. Bir şeyin ilk kez ortaya konulmaz. Olmayan bir şeyi ilk defa ortaya konmaya ne denir? İcat mı denir arkadaşlar, yoksa başka ne var? Tüketim mi denir, dağıtım mı denir? Ben icat diye biliyorum. Siz de farklı bir şey biliyorsanız lütfen yorum kısmına yazın. 5. Teknoloji firmaları ürünlerin yanlış kullanımını önlemek amacı ile
Ne hazırlarlar sevgili gençler? Bir televizyon, bir cep telefonu, bir bilgisayar aldığınız zaman onu nasıl kullanmayı öğrenirsiniz? Nereye bakarak? Kullanım kılavuzu. Evet, doğru bildiniz. Kullanım kılavuzu hazırlanır ve oraya bakarız. Ona göre nasıl kullanılacağını öğreniriz. 6. Üretilen ürünlerin çeşitli araçlarla tüketiciye ulaştırılmasına üretim mi, tüketim mi, dağıtım mı, bütçe mi denir arkadaşlar? Evet, ne diyor? Tüketiciye ulaştırılmasına biz buna dağıtım denir. Dağıtım 7. Aldığımız ürünlerin üzerinde nokta nokta gibi kalite ve güvenlik işaretleri bulunmalıdır. Aldığımız ürünlerin üzerinde ne olmalıdır arkadaşlar? Cam kullanma kılavuzu, dağıtım, sosyal bütçe gibi kalite ve güvenlik işaretleri. TSE olması lazım. TSE yazmıyor yukarıda. Unutulmuş sanırım. Türk Standartları Enstitüsü gibi kalite ve güvenlik işaretleri olmalıdır arkadaşlar. Başka bir şey ben üretim, tüketim, Graham Bell, icat, can, kullanım kılavuzu, dağıtım, sosyal bütçe yok. Unutulmuş sanırım. Öğretmenimiz unutmuş herhalde yazmayı. Geçelim. 8. Doğal afetler nokta nokta ve mal kaybına neden olur. Doğal afetlerde neler kaybederiz arkadaşlar? Canımızı kaybederiz ve malımızı kaybederiz değil mi? Can ve mal kaybına sebep olabilir. 9. Yer kabuğunda oluşan sarsıntıya ne denir sevgili gençler? Deprem mi denir? Heyelan mı denir? Ne denir? Yer kabuğunda oluşan sarsıntıya deprem denir tabii ki. Evet, telefonu 1876 yılında kim icat etmiştir arkadaşlar? Edison mu? Pasteur mu? Graham Bell mi? Tabii ki doğru cevap ne olacak burada? Yazamadık. Graham Bell doğru cevabımız olacak değil mi arkadaşlar? Graham Bell 1876 yılında telefonu icat etmiştir. Evet, doğru yanlış, özür diliyorum. Ne doğru yanlışı? Boşluk doldurma sorularımız da bitti. Geçelim. Atladığımız bir soru var mı bilmiyorum. Eğer atladığımız, boş bıraktığımız bir soru varsa lütfen yorum kısmına siz doğrusunu yazınız. Sırada ne varmış? Uygun teknolojik ürünleri üçer tane yazınız diyor. Aşağıdaki verilen kutucuklara kullanım alanlarına uygun. Kelimeler verilmiş. Onları hangisi eğitim, hangisi ulaşım kutucuklara yerleştiriniz diyor. Yerleştirelim o halde arkadaşlar. Şimdi MR cihazı. Sağlık. Nerede sağlık? MR cihazı sağlık. Başka sağlık ne var? Tramvay. Aşı. Evet, aşı var. Aşı. Şöyle üstünü çizelim arkadaşlar yaptıklarımızı. Akıllı tahta, projeksiyon, gemi, röntgen. Evet, bunlar gördüğünüz gibi sağlık. İletişimi yapalım arkadaşlar. İletişim. Televizyon. Yazdık televizyonumuzu. Başka ne var? Akıllı tahta. Radyo. Başka ne var? Telefon. İşte bunlar da iletişim. Sıra geldi ulaşıma. En başta tren. Ondan sonra tramvay. Tramvaydan sonra gemi. Evet, sıra geldi. Eğitime sevgili gençler. Fotokopi. Evet, fotokopi makinesi eğitimde kullanılır. Akıllı tahta eğitimde kullanılır. Projeksiyon eğitimde kullanılır. Bir şey kaldı mı? Kalmamış arkadaşlar. Evet. Herkesi yerli yerine yerleştirdik. Geçelim. Başka bir soru. D türü sorumuz var. Ne istiyor burada? Pardon, anlayamadım. Ülkemizde en sık görülen 5 tane doğal afet türünü yazınız. En büyük doğal afetlerimizden Türkiye'de görülen, özellikle arkadaşlar Marmara depremi diye bir şey vardı değil mi? Çok ülkemiz deprem bölgesinde, deprem kuşağı üzerindedir biliyorsunuz. Deprem, sel, çığ, heyelan,
Yangın. Aslında yangın doğal afet sayılır mı? Evet, yani olabilir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan yangınlar olabilir arkadaşlar. İşte doğal afetler. Başka ne olabilir arkadaşlar? Depremi yazdık. Sel yazdık. Çığ yazdık. Heyelanı yazdık. Başka ne olabilir? Bakın, yangını eğer beğenmediyseniz şunu da yazabiliriz arkadaşlar. Fırtına ya da hortum. Ama ne diyor? Ülkemizde en sık görülen. Biliyorsunuz bu sene fırtına ya da hortum Antalya ve Mersin'de zarar verdi değil mi arkadaşlar? Özellikle seralara çok fazla zarar verdi. Artık hortum da ülkemizde görülmeye başlayan bir doğal afettir. Evet arkadaşlar, bunları da yazdıktan sonra geçelim. Sırada test soruları varmış. Hemen bakalım. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz diyor. İcat yapan bilim insanları nasıl olmalıdır? Meraklı olmalıdır. Yılmadan çalışmalıdır. Çevresini gözlemlemelidir. Ama sabırsız asla olmamalıdır. Sabırsız insan bilim insanı olamaz. 2. Aşağıdaki ürünlerden hangisi geri dönüşümü yapılamaz? Pil yapılır arkadaşlar. Cam bardak yapılır. Gazete kağıttır çünkü yapılır. Ama bisküvi bir yiyecektir. Geri dönüşümü yapılamaz. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti belgesini isteriz? Dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesi olur arkadaşlar. Ekmek dayanıklı bir tüketim maddesi değil. Balık değil. Süt değil. Su ısıtıcısı dayanıklı bir tüketim maddesidir. Ve onun için de garanti belgesini istememiz gerekir. 4. Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden yanlış olanı bulunuz diyor. Eğitim, öğretmen, doğru. Beslenme, mimar, beslenme diyetetik ya da diyetisyen olur arkadaşlar. Bu olmaz. Eksi güvenlik, polis olur. Sağlık, doktor olur. Beslenme, mimar değil. Diyetisyen olur. Doğru cevap B. 5 aşağıdaki atasözlerinden hangisi bütçe ile ilgilidir? Bugünün işini yarına bırakma. Yok, bu işi zamanında yapma. Eksi. Ayağını yorganına göre uzat. A ne diyor? Eğer gelirinden fazla giderin olursa ayakların dışarıda kalır, bütçeyi aşarsın diyor. O halde ayağını yorganına göre uzat. Bütçeyle alakalıdır. Bir elin nesi var, iki elin? Hayır, bu yardımlaşma. Beş parmağın beşi bir olmaz. Bu farklılıklar. Doğru cevap B seçeneği. Ayağını yorganına göre uzat. Yoksa borçlu duruma düşersin. Gelirinden fazla giderin olmasın diyor altı. Aşağıdaki teknolojik icat kullanım alanları eşleştirmeleri yapılmıştır diyor. Bu eşleştirmelerde bir hata yapılmış, bir yanlışlık yapılmış. Bu yanlışlık nedir? D'de başlayalım. Uçak, ulaşım, doğru. Bilgisayar, iletişim, doğru. Gözlük, eğitim. Eksi arkadaşlar, kocaman bir eksi. Gözlük eğitim değil, sağlık olacak. Sağlık olur. Röntgen cihazı, sağlık. Doğru arkadaşlar, doğru cevap B. Gözlük eğitim değil, sağlık olabilir. Geçelim 7. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden önce gelir? Arkadaşlar, önce gelen fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyaç nedir? Beslenmeyle başlar. Bakalım. Saat bizi besler mi? Hayır. Ayakkabı besler mi? Hayır. Oyuncak bizi besler mi? Hayır. Ekmek ama bizi besler. O halde beslenme birinci sıradaki temel fizyolojik ihtiyaçtır. O halde beslenme ile ilgili ihtiyaçlarımız her zaman önce gelir. Doğru cevap A seçeneği. Evet sevgili gençler, işte son sorumuza yine geldik. Son sorumuza geldiğimiz için her zaman yaptığımız gibi sizden bir isteğimiz olacak. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarınızı esirgemezseniz bundan sonra her türlü yazılı sorusunu, söz verdik gerçi, sözümüzü de yerine getiriyoruz. Sizlerle beraber olacağız. Hepsini çözeceğiz. Bizi takip eden herkes 100 alıyor lütfen. Siz de bizi takip edin. Siz de 100 alın. 100 aldığınızda yorum kısmına gelip lütfen bildirin. İsminizi söylüyoruz çünkü. 8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına örnek olarak verilemez? Bakalım. Süratli otomobil kullanmak. Bu hatalıdır arkadaşlar. Hatalı bir kullanım. Televizyonu yakından izlemek. Hatalı bir kullanım. Bilgisayarda ödev araştırmak. Hayır, doğru bir kullanım. Uzun telefon görüşmesi yapmak. Hatalı bir kullanım.
Doğru cevap C. Yanlış kullanıma bir örnek değildir. Ödevlerimizi bilgisayarda tabii ki araştırabiliriz. Evet sevgili gençler, benim de çok beğendiğim bir sınavı daha sonuna geldik. Her şeyi burada çözdük. Şimdiye kadar çözdüğümüz soruların hepsinin bir karmasıydı bu. Bütün sorular çünkü burada vardı. Evet, bir hatalı soru olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında yorumda belirtebilirsiniz. Adınızı kullanarak düzeltmeyi en üst yoruma sabitleyeceğiz. Hoşça kalın, başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.